Table driven agent bir teorik olarak bir çözüm ama pratikte pek kullanılabilecek bir şey değil. Yani taksi sürmeyi falan filan bırakın, tamam o birazcık zor bir iş. Satrançta bile kullanamıyor olduğu şekilde. Tabi bu tamamen ihmal edilmesi gerekir falan manasına gelmiyor ama bizim için önemli kısıtları var. Tamam. Şimdi agent function ve problem birbirle karşılaştırırken, birbirle hakkında konuşurken bizim amacımız burada find a way to implement the rational agent function concise diyor. Yani burada bir agent fonksiyonumuz var. Agent fonksiyonu teorik olarak işte böyle bir tablodan oluşuyor. Bu tablodan bir şey return etme falan dediğin zaman sonsuz bir tablo olmaması lazım. Ve yapay zekanın şeyi de bu. Key challenge'ı da bu. Is to find out how to write programs that to the extent possible produce rational behavior from a small amount of code rather than from a large number of table entries. Table entry'ler bir şeyi çözüyormuş gibi pratikte. Yani bir şeyi çözüyormuş gibi görünüyor. Ama pratiğe taşıdığınız zaman yok bunun çok basit oyunlar dışında bir işe yaradığı falan filan. Nerede millet ya? Kaçlar mı? Kitaplar, defterler burada. Neyse girdiler herhalde birazdan. Böyle programlar yazmak. Ne diyor? Small amount of code rather than from a large number of table entries. Kod olacak işin içerisinde. Olabildiği kadar rasyonel davranacak ama to the extent possible diyor. To the extent possible. Çünkü bazen rasyonel behavior'ı tamam mı? Tam olarak çıkarmak mümkün olmuyor. Benim donanımım, benim yazılımım şartlar buna izin verip diyor deyip başka şeyler yapabiliyorsun. Table lookup agent'ın işte iyi tarafları, kötü tarafları table çok büyük olacak. Bunun haricinde başka problemleri de var. Yani tablo çok büyük ama kullandığın tablo bu tabloyu şey yapmak da, kurmak da, ortaya çıkarmak da çok büyük zaman alıyor. İşin kötü tarafından bir tanesi de şu. Otonomi yok. Çünkü statik. Şey nerede? Seni yaptı. Benim yaptığım çıktısını almadım ama hepsini geçtim bilgisayara. Ama şimdi yeni gelenler falan mı olacak? Ben buraya imza attırırsam sen onu bulamayacak. Şimdi şu anda 19 kişinin imzası var. Yani onları bilgisayardan da şey yaptım. Sen onun çıktısını bir bana gitsene. Tamam. Yani yeni gelen onu imza atmayayım çünkü. Tamam. Otonomisi yok. Önemli problemlerden bir tanesi. Otonomi yok. Ne demek otonomi? Tablonun entry'leri fix, değişmiyor. Yani behavior'a göre yeni bir şeyler oldu falan filan yapamıyorsun. Otonomi esaslı onun içerisinde built-in falan diyebilirsin mesela. Ne oluyor? Her bir olabilecek her bir şey için şu satranç oyununda. Olabilecek her bir durum için yeni bir tane hamle var ya olabilecek durumlar arasında eğer karşındaki şöyle davranıyorsa böyle davran gibi entry'ler de olması lazım bunun içerisinde diyebilirsiniz. O zaman otonomi table'ınızı çok daha büyük yapmaya başlıyor. Even with learning need a long time to learn table entries. Bazılar diyor ki öğrenmenin en güzel tarafı bu türlü çok büyük yapılar oluşturmak için çok uygun olmasıdır. Öğrenmenin en büyük avantajı bu. Sen uğraşmıyorsun, o kendisi öğreniyor. Öğrenmenin avantajı bu. Öğrenmeyle öğrenelim, öğrenme yöntemiyle kuralım bu tabloyu dediğiniz zaman yine onun içinde 10 üzeri 150 tane table entry'sini bulup alt alta koymak o kadar kolay bir şey değil. O kadar satranç oyunu zaten dünyada oynanmamıştır. Oynanamaz 10 üzeri 150 tane hamleyi içerecek satranç oyunu oynanmamıştır. Oynanamaz, zamanımız yok. Tamam. Dolayısıyla table lookup çok fazla tercih ettiğimiz bir şey. Onun yerine şöyle bir şey diyor. Table lookup yapmak yerine onu basitleştirmiş. Bakın şöyle bir tane. Agent fonksiyonu. Simple reflex agent. Buna örnek vermiş. Bu. Percept'i almış. Percept'i hiç biriktirmiyor bile. Hani daha önceden Percept'i arkasına ekliyordu ya. Hiç biriktirmiyor bile. Eğer status 4 ise sağ diyor. Location as a right. Location based'e left diyor. Bu kadar. Return ettiği şeyler. Yönettiği action'lar bu kadar. Ne kadar rasyonel, ne kadar değil tartışılır ama şey ne diyordu? Is to find out how to write programs to produce that produce rational behavior to the extent possible. Adam buraya kadar basitleştirmiş. Belki bir gömülü ortam için, tamam mı? Eğer gömülü bir sisteminiz, agent'ınız varsa, koskocaman bilgisayar değil de ufacık bir çip üzerinden şunu en adi mikroçipli implement edebilirim değil mi? Architecture'ı buna izin veriyorsa o zaman bunu yapacağım demektir.
Enal diye mikroçip hangisiydi? Size kullanmadınız mı? Gözgür Koca onları yasatıyordu ya bir yerde belirtti. Neydi o? Evet. Bana da sattı onu. Evet, biliyorum. Evet, onları çok rahat yapabiliyor muyum? Beğenmiyordunuz şeyi falan değil mi? Onu rahat... Hatta 3-5 tanesini aynı anda yapabiliyor. 3-5 tane şeyi... 3-5 tane vacuum cleaner aynı anda idare edilir ama onlar yeteri kadar ucuzlar tanesi. 0.001 cent yani o çiplerin. Yapacağı tek şey bu. Şeylerden, konseptlerden bir şeyler geliyor. Tamam mı? 4M, A mı B mi? 4M clean o geliyor. Ona göre bu programı implement ediyorsunuz. Benim architecture'ım buna izin veriyor diyorsunuz. Tamam mı? Benim rasyonel programım bu diyorsunuz. Bu şekilde inceleyenler oradaki rasyonel program. Tamam, birazcık şimdi daha önce de environment type'larına bakmıştık ya agent'lar. Birazcık da agent type'larına bakalım. Birazcık daha bunların derinlemesi içine girmeye falan çalışalım. Şu mesela en basit agent type'ıydı. Reflex agent deniyor buna. Ne demek o? Bu. Reflex agent tahmin ediyorsunuzdur. En son aldığı percept'e hemen cevap veriyor bir tane. Percept'in ne olduğuna bağlı. These agents select actions from the basis on the of the current percept, ignoring the rest of the percept history. Daha önce ne olduğunun önemi yok. En son aldığı percept. İşte bu bir tane dediğim gibi şu. Bir tane reflex agent. Daha öncekilerin hepsini ihmal etmiş. Bir şey alıyor ve ona hemen tak diye bir tane cevap veriyor. Oldukça basit ama çoğu zaman da yetersiz kalan bir tane agent. In other words, some processing is done on the visual input to establish the condition that we call. İşte şu, eğer taksi için yaparsak bunu, taksi için reflex agent. Şu. Böyle bir şey diyebilir. Yani ne yapıyorsun? Taksi her bir inputuna bir tane action veriyor. Mesela öndeki arabanın frene bastığını, tamam mı? O andaki percept'i anlayabilirsin frene bastığını. Hemen onun cevabı nedir? Onun bir tane action olması lazım. Öndeki araba frene basıyorsa sen de frene bas. Böyle bir şey söyleyebilir taksiye bu şekilde. Tamam. Böyle bir şey söylenebilir. Buna action condition, condition action rule'ları deniyor. If car in front is braking, then initiate braking. Bu türlü reflex şeyler, belki agentların tümü böyle kullanılmasın ama bazı davranış böyle reflex davranışı olabiliyor. İnsanlarda da bu türlü şeyler var, davranışlar var. Bu reflekslerin bazıları öğrenilmiş. Mesela çoğu insanda refleksdir. Öndeki arabanın kırmızı lambada yanar ama hemen ayağınızı gazdan çekip frene doğru basarsınız. Frene doğru gider en azından. Refleks olmuştur o. Çünkü bir şeyler oluyor. Bunlar öğreniliyor zamanla. Bazıları da doğuştan geliyor refleks. Gözünüze doğru bir şey geldiği zaman gözünüzü kapatmanız, sakınmanız, size doğru bir obje geldiği zaman işte kafanızı sakınmaya çalışmanız ya da bir şeyler patladığı zaman, çok büyük bir ses geldiği zaman insanın kendini böyle kasması tedbir alıyormuş falan gibi. Bunların hepsi refleks ve rasyonel davranışın parçası falan demiştik. Reflex agent'ın bazı örnekleri. Bazen bazı agent'lar bazı örnekler refleks davranış göstermeleri onları daha rasyonel yapıyor. Basit bir tane şey. Bu şu şekilleri her türlü agent tipi için göstereceğiz teker teker. Bu adam alıyor environment'tan sensörlerle. Dünya şu anda nasıl? Onu bir sensörlerle alıyor perceptiyle. Ondan sonra bir yerden dünyanın şu andaki durumu, şu durumu sağlıyorsa o zaman ben bunu yapacağım diyor. Mesela ne diyor? Dünyanın şu andaki durumunda çok büyük bir ses mi var daha önce olmayan? Hemen action olarak yere yat. Ya da hemen okçuların gözlerini kapa. İşte sinek için ne var? Bir yerde fazla ışık mı var? O tarafa doğru uç. İşte bir öncekinde ne vardı? Bulunduğundan kirli mi? Hemen temizle. Bunlar hepsi şeyler. Bunların hepsi reflex agent'ın örnekleri. Reflex agent'ın biraz önceki örneğe göre daha genelleşmiş hali. Biraz önceki yazdığım sadece vacuum cleaner world içindi. Şunu yazabiliriz reflex agent için. Tamam. Bu bizim fonksiyonumuz. Tamam, percept'i aldı. Yazdığımız, implement ettiğimiz fonksiyon, program yani. Bir tane percept aldı. Action return edecek. Kendi içerisinde kuralları tutuyor. Bakın percept'i alıp başka percept sequence'ın arkasına falan koymuyor. Doğrudan kullanacak. Aldı. Percept'ten gerçek dünyanın bir analizini yapıp gerçek dünyanın state'ine. Yeni giren var mı arkadaşlar? Gelsin. Tamam, bunu unutma, tamam mı şeydi? Çıkarken bunu imzala. Buraya imzanı sığacak ki ya, çok daha yapmış.
Bu gerçek dünyanın perceptini aldı, gerçek dünyanın state'ini bir ortaya koydu. Ondan sonra o state'e göre, kurallara buradaydı ya, state ve kurallar alan bir tane rule match'e var. Rule match'in yaptığı bu state hangisine uyuyor diyor. Ona denk gelen kural alıyor. Ondan sonra o kuralı çıkarıyor, pardon. Yani rule match yapıyor ilk önce. Hangi kural? Kuralın içerisinden action'ı seçiyor ve action'ı return ediyor. Elinde bir tane şeyler var. Rule seti var. A set of condition action rules. Oradan hangisine match ettiğini alıyor, kural alıyor. O kuralın action tarafını alıyor ve size getiriyor. Simple reflex agent. En basit agent. Böyle agent yapmak çok yapılan bir şey değil. Nadir durumlarda çalışıyor. Architecture'ın izin verdiği için buna izin verdim falan filan diyebildiğin durumlar olabilir. Birazcık daha, bunu birazcık daha karmaşıklaştırın. Simple reflex agent'ı ne tarafıyla değiştirdik bunu biz? Kötü tarafı ne bunun? History'e bakmıyor. History'e bakmıyor değil mi? İstoriye bakan tarafı olması lazım. Ne yaparsın? Gelen perceptleri bir kenarda bekletmek lazım, değil mi? Gelen perceptleri bir kenarda bekletmek demek, bir kenarda bekletmek demek daha önce ne olduğunu falan şey yapmak demek. Daha önce ne olduğunu aklınızın bir kenarda bekletmek demek. Aynı zamanda daha önce ne olduğunu bildiğinizden dolayı dünyanın bir modeli var kafanızda. Dünyanın modeli bir var kafanızda. Action'larınızı sadece gelen sensörlerden gelen bilgiye değil de daha önce ne olduğuna göre, dünyanın durumuna göre de update edebilirsiniz. Simple reflex agent hakkında bunlar zaten bir söylediklerimiz. Admirable property of being simple. Basit olmak her zaman için iyidir eğer işinizi yapıyorsanız. Ben ama bunu işaretleyemeyeceğim herhalde. İşaretledim seni ya. Tamam mı? Bunun basit olması admirable bir durum. But they turn out to be very limited. To have very limited intelligence. The agent in previous figure will work only if the correct decision can be made on the basis of only the input percent. Only if the environment is fully observable. Anladınız değil mi? Environment fully observable'sa belki işe yarar. Eğer fully observable değilse, o zaman daha önceden ne olduğunu ve kafanızdaki environment modeli devreye sokmanız lazım. Environment fully observable olduğu zaman ancak işe yarayabilir. Mesela ne? İşte çok basit dama oyunu ama 8'e 8'lik değil de 2'e 3'lük bir dama oyunu. Kuyumuzu bakıyorsun, durum buydu ben bunu oynayacağım diyorsun. Durum buydu ben bunu oynayacağım. Table'a falan bile yapabilirsin. Birazcık anobservable olduğu zaman refleks işe yaramıyor. Anobservable olduğu zaman yani onun arkasında ne olacak falan filan. Mesela ben yapamam dediğim gibi. Sadece burada gördüklerime karar vererek buradaki bana gelenlere karar gözlerimin gördüğünü alarak karar verirsem ben her kafamı şu arkadaki duvara çarparım. Ben kafamdaki model yok çünkü. Daha önce burada aldığım perceptleri bir yerde saklamadım. Tamam mı? A little bit unobservability büyük problemler çıkarabiliyor. Bundan kaçmak için de bazıları refleks agentları, bazı böcekler falan filan böyle gerçekten de refleks agent ama çoğu zaman da hareketlerini randomize ediyorlar. Tamam mı? Böceğin tek yaptığı şey havada uçup bir şeyleri aramak. Ama böceklerin çoğunu görüyorsunuzdur hiçbiri düz uçmaz. Şu hareketi yaparlar. Düz uçtuğu zaman hareketi tahmin edilebiliyor. Reflex agent'ın hareketi çok rahat tahmin ediliyor. Hareketi tahmin edildiği zaman da o agent'a bir tuzağa düşürmek çok kolay. Onu yiyebilirsin böceği. Çok rahatlıkla kuş yiyebilir. Eğer tavşan sadece reflex agent yapsa da reflex hareketi yapsa da yere bir tane havuç koyuyorsun. Hemen 100 metreden bir tane tavşan geliyor hap diye kapıyor onu. Yok öyle olmuyor işte. O kadar refleks davranmıyorlar. Çoğu zaman da bazıları beğenmiyor. Koyuyorsun da karnı aç. Gelip o havucu oradan almıyor. Rastgele davranıyor. Geçiyor. En iyi fırsatı değerlendiriyor. Tamam mı? Randomluk. Random davranma bazen reflex agentlere infinite looplardan ve tahmin edebilir şeylerden kurtarabiliyor. Tahmin edilebilir olmaktan kurtarıyor. Bazı firmalar falan filan da bunu yaparlar. Yani stratejileri belli olmasın diye, bir ürünle ilgilendikleri belli olmasın diye bazen kendileri için en iyi olanı değil de random hareketle falan filan bulunurlar. Bir fırsat vardır. O fırsatı hemen değerlendikleri anda diğer firmalar o firmaların ana stratejilerinin, planlarının ne olduğunu anlayacaklar da demek ki buraya yatırım yapacaklar falan filan diye onun önünü kesmeye falan çalışırlar. Bazen iyi bir fırsatı değerlendirmez geçerler ki şeylerde strateji falan olsun diye randomluk, random davranmak
ya da işte savaş falan durumu çok. Savaş en büyük stratejik oyunlardan bir tanesi nükleer. Yani genelde hani şey yaparlar ya, ufak bir takım, onun peşine takılan takım, büyük ordu, başka bir yere girer, tuzağa düşer falan filan diye. Hemen atlamamak, fırsatlara gördüğüne, yaptığına, random davranmak bazen savaş durumunda çok işe yarayabiliyor. O simple reflex agent'ın birazcık daha geliştirilmiş hali mother-based reflex agent. Mother-based reflex agent artık reflex agent gibi tüm prosep historisini tutmaya, onun tersine tüm prosep historisini tutmaya başlıyor. Ayrıca bir de dünyanın genel durumu hakkında kafasında bir tane internal state tutuyor. Internal state. Kendi kafasında dünya nasıl duruyor acaba diye bir model var. Bu modelin içerisinde iki türlü bilgi var. Bir tanesi ben olmadan dünya nasıl gelişiyor onu biliyor. Tamam mı? O bir. Bir de benim hareketlerim dünyayı nasıl değiştirir onu da tutuyor kafasında. Tamam mı? Kafasında bir model çalıştırıyor. Kafasında. Böyle simple process reflex agent'ta hiçbir model falan filan yoktu. Gördüğüne tepki veriyordu. Bu öyle değil. Kafasında model var. Ben olmadan dünya nasıl değişiyor? Benim hareketlerim dünyayı nasıl değiştiriyor? Onunla ilgili güzel modeller var. Güzel modeller var. İnsanların aklında bu türlü modeller çok karmaşık. Bebeklerin aklında bile böyle modeller var. Tabi onların bazen düştükleri şeyler vardır, durumlar vardır. Mesela bebeğin aklındaki model de dünya modelinde her şey, bebek dünyanın merkezinde. Her şey onun etrafına dönmek zorunda. Ve bir obje kaybolduğu zaman da kayboluyor, yok oluyor. Tekrar geri gelecek falan diye düşünmüyor. Annesi falan gözünün önünden kaybolduğu zaman mesela ağlamaya başlar, geri gelecek falan diye. Ya da elinden bir şey aldığı zaman, yok olduğunu falan filan düşünmüyor. Elinden alıp tekrar ucuna gösterdiği falan zaman şaşırır, nasıl ortaya çıktı diye. Nasıl oluyor gibi. Onların modelleri çok daha basit. Bizim modellerimiz ona göre değişiyor. Bir şeyi görmesek bile ortalıkta falan filan. Sen burada olduğuna göre sende para vardır falan gibi şeyler falan söyleriz de benim modelime göre o adam parasız iş yapmaz. Bu işlerde bir para olsa gerek falan diye bizim modelimiz onlara göre çok daha hayırlı falan filan filan da içeriyor. Ben şeytan olduğuna göre bu da şeytan olsa gerek. Bu adam bir numara var bunlarda falan. Bizim modellerimiz gerçekten hem toplum modellerimiz, insan modellerimiz, obje modellerimiz çok karmaşık. Bazen de o modeller çok daha fazla gelişmiş oluyor. Politikacının mesela toplum modeli var. İnsanların nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Fizikçinin objenin hareketle ilgili falan modelleri falan filan var. Öğrencinin kafasında hocanın nasıl davranacağıyla ilgili modeller var. O modeller olmadan kararlarımızı veremeyiz, tamam mı? Bu adam ne soracak sınavda? Bunlardan bahsettiğiniz durumuna göre çok durdu. Bunlar hep sürekli modeller, tamam mı? Kafamızdaki modeller oldukça karışık. Model based agent, reflex based agentlara göre dünya nasıl davranıyor? Benim hareketlerimi nasıl değiştiriyor? Onu tutmak zorunda. Daha karmaşık agentler bunlar. Ve yapılar da şu şekilde. Sensör bilgiyi aldığı, şurası çok basit, hatırlıyorsunuz değil mi? Sensör reflex agent'ta bunu alıyordu. Şu taraf hiç yoktu bile. Şurası hiç yoktu bile. Dünyanın nasıl bir durumda olduğunu, state'ini sadece sensör bilgisini alıyordu ve ona göre bir tane action return ediyor. Böyle değil. Dünyadaki gelen bilgiye göre dünyanın durumunu kendi kafasında bir update ediyor. Dünyanın durumuna kendi kafasına göre update ediyor. Ondan sonra bunun içerisinde ne var dünyanın durumunun update edilmesine sonra? Dünya bu sensörler geldiği yer nasıl değişmiş olmalı? Benim actionlarım burayı nasıl değiştirir? O bilgiye bakarak dünyanın o andaki durumu hakkında kendisine bir tane karar veriyor. Dünya bu durumda olmalı. Tamam. Dünya bu durumda olmalı. Ne mesela? Hızlı koşuyorsun. Yere baktın. Yerdeki işte cisimlerin hareketinden benim hızım şu anda en az bir 10 kilometre falan olsa gerek. Yani artık kafasındaki şey modelle 10 kilometre hızla hareket ediyorum. Ona göre action'lar alabilir. Ona göre mesela 10 kilometre hızla koşarken bir insan birdenbire sağa dönmeye falan filan çalışmaz. Çalıştığı zaman sol tarafına doğru düşecek dedi. Bunu fark etmişsinizdir herhalde. Ya da 10 kilometre hızla koşarken önüne şöyle şu yükseklikte bir engel çıktığı zaman ona dokunmaman lazım. Bunu fark ettiniz değil mi? Hareketsizken şuna dokunurum ama tamam mı? Bir şey olmuyor hareketlisi gel. Ama 10 kilometre hızla koşarken şöyle bir şeye dokunduğun zaman genelde kafa kırılması falan gibi sonuçlar çıktı. İnsan küçükken öğrenmiştir. Dünyadaki state'ini kendine böyle buldun. Benim action'larım ne yapıyor? Dünyadaki şeyler ne? Buna göre hangi action yapmalıyım? Buna göre hangi action yapmalıyım? Ne yaparsan 10 kilometre hızla koşuyorum.
Önümde de yarım metre yüksekliğinde bir duvar var. Yavaşlasamıyorum falan gibi tanıyor. Tamam. Bu ne yapacak yavaşlamak demek? Adımlarını kısman demek, kürek fren yapman demek falan filan. Ona göre action alıyorsun ve onun da seni, tamam mı, 5 metre içerisinde durduracağının farkındasın. Ki o tarafa çarpmayasın. What actions should I do now? O da benim verdiğim karar ve bu action dünyayı nasıl değiştirecek? Onun hakkında da bilgi var. Konulu bir ortamda çok hızlı bir şekilde durmaya çalışırsan kayıp düşeceğini de biliyorsun yine modelin içerisinde. Karışık şeyler, hepsini hesaplamak kolay değil ama insan ve hayvanların çoğu değil hepsi bu, bir şekilde bunların modelleri kafalarında var. Diğer hayvanların davranış modelleri, kendi davranış modelleri ve dünyanın değişmesi hepsi kafalarında var. Bunlar da Model Based Reflex Agent. Model Based Reflex Agent. Yalnız burada ufak bir tane şey var. Condition Action Rules. Yani sanki agent burada sadece bir iş yapıyormuş gibi, çok basit bir iş yapıyormuş gibi davranıyor. Dünyanın durumu buysa bunu yap. Dünyanın durumu buysa bu yap. Dünyanın durumu buysa bu yap. Bir amacı yok gibi, tamam mı? Sadece yaşamaya çalışıyor. Yani genelde karmaşık agentler öyle yapmıyorlar. Kendilerine bir amaç seçiyorlar. Siz sabah uyandığınız zaman yaşayayım ya bugün ya falan demiyorsunuz değil mi? İşiniz oluyor. Cumartesi farklı bir şey yapıyorsunuz. Pazar farklı bir şey. Pazartesi farklı bir şey. Duruma göre değişiyorsun. Her günün zamanın bir tane amacı var, tamam mı? Şimdi şunu yapmam lazım. Şimdi şunu nereden çıkmam lazım. Bir yerden otobüs, minibüs falan filan bulmam lazım. Yürümem lazım. Kendine bir tane goal seçmen falan lazım. Bir amaç seçmen lazım. Modum yok. Çok basit şeyler yapan. Belki şeyde bunu koyabilirsin mesela, ne diyeyim. Geçen hafta örnek vermiştik ya. Kendi kendini şarj eden robot. Robot elektrikli süpürge. Tek amacı var ortada süpürmek. Başka da bir şey yapmıyor. Tamam, tek amacı var. Ortada süpürmek. Belki onun için çalışır ama goal based öyle değil. Mesela bizim robotumuz var ya, bizim için alışveriş yapan robot. Belki temel amacı da performans kriteri onun. Ucuz alışveriş yapmak, hızlı bir şekilde geri dönmek, az enerji harcamak, zarar görmemek falan ama bunu yaparken kendisine goal'lar set etmesi lazım. Bir şekilde diyecek ki tamam görevim bu, bunu yapmam lazım ama ilk önce bir A101'e gitmem lazım. A101'e gitmek artık bir goal. Action seç mesela. Şimdi action'ımla yürüyerek gidebilirim, minibüs atlayabilirim, otobüse binebilirim, koşabilirim falan. Tamam mı? O anda bir goal seçiyor, goal'u execute ediyor. A101'e gittikten sonra buradan şunu aldıktan sonra şimdi artık goal'um eve dönmek ya da birine uğramak ya da şunu yapmak. Kendisine goal set edip, bir tane amaç set edip onun action'larını yapması lazım. O burada yok. Ona bir sonra geleceğiz. Model Based Reflex Agent'ın biraz önce anlattığım Simple Reflex Agent'ın şeyi buydu, yapısı buydu. Hiçbir dünya modeli falan filan yoktu adamın. Percept geliyor, kuralını seçiyor ve işletiyordu. Model Based Reflex Agent öyle yapmıyor. Model Based Reflex Agent. Gördüğünüz gibi içi bayağı kalabalık. Percept'i geliyor, tamam mı? Percept'i geliyor. Kendi içerisinde state'i var. Hangi state'de olduğu, tamam mı? Ondan sonra kendi içerisinde kuralları var. Condition Action Rules. Bu önce dünyanın durumu buysa bu yap. Dünyanın durumu buysa bu yap. Bir de action var. The most recent action initially done. En son hangi action'ı yaptı? Tamam. Hemen percept gelir gelmez en son yaptığı action'la aldığı perceptle dünyanın durumunu bir update ediyor. Artık dünyadaki kafamdaki durum bu. Ben şunu yapmıştım. Ondan sonra yeni yaptığım percept, yeni yaptığım algılama dünyanın durumunu bu hale getirdi. Dünyanın yeni durumuna göre, tamam mı? Dünyanın yeni durumuna göre kurallarla beraber bir rule match yap ve onu return. Bir yandan update state'le kendisini. Burada perceptler ne oluyor? Dünyanın durumunu update etmek için kullanıyor burada. Perceptler dünyanın durumunu update etmek için kullanıyor. Perceptleri doğrudan bir kenarda bekletmiyor. Ama dünyanın durumunu ona göre update ettiği için perceptler bir işe yaramış oluyor. Benim buradan buraya getirdi. Buradan buraya getirdi. Buradan buraya getirdi gibi yapısı var. Ama perceptleri bu hatırlamıyor. Dünyanın durumuna göre. Kafasında çünkü model var. Dünyanın modeli var. Tamam. Biraz önce bahsettiğim dezavantaja gidermek için goal based agent'lar yapmışlar. Goal based agent'lar. Kendisine ilk önce bir tane amaç seçiyor. Tamam, performans kriteri doğrultusunda bir amaç. Alt performans kriteri dediğimiz belki. O yönde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte buradaki şey de bu. Hikaye de bu. Goal'a göre hangi amaç? Şurası daha önceden what action should I do now vardı ya, hiçbir şey yoktu burada. Orada artık amaçlar var. Seçilen amaçlar var. Goal based agent. Geldi. State update etti. Tamam mı? What the world is like now. What it will be if I do action A diyor. Bunu testten sonra goal'lara göre, amacına göre yeni bir tane kendisine
States seçiyor. Bu da Election seçiyor. Bu da Goal Based Agent. Bunlardan bir üstesine daha ilerisinde Utility Based Agent var. Bazen goal'lar, amaçlar birbirine çelişebiliyor. Sık rastlanan bir durum. Ne gibi mesela? Adam diyor ki ne olabilir burada? Bu kitabın verdiği örneklerden mi bakalım? There are conflicting goals on some of which can be for example speed and safety. Bu şeyde vardı. Automatic taxi driver'da vardı. Hızlı olsun ama bir yandan da güvenli olsun. Hızlıkla güvenlik birbirine biraz çok paralel gitmiyorlar, çelişiyorlar birbirleriyle. Utility fonksiyonlar var. Burada hangisine öncelik vermeliyim? Tamam mı? Ya olabildiği kadar safety alsa adam 5 km hıza gitmeye çalışacak. Müşterileri kaçıracak. 5 km zaten ben bunu yürüdüm diyecek adam, tamam mı? Speed'e de fazla ağırlık verse güven durumu var falan filan, kaza yaparsan ne olacak? Utility fonksiyonları genelde bunlara karar verebiliyor. Bizim robot örneğimizde ne var? Hani şeydi, neydi? Çabuk olsun diyorduk ama bir yandan da kendine zarar vermemen lazım. Yine araya geldik. Eğer çok hızlı bir şekilde koşarak gitmeye kalkmaya falan çalışırsa muhtemelen bir yerlerde düşecektir. Çünkü hızla beraber bir yerlerde acı oluyor. Diğer tarafta da yavaş olduğu zaman da hızlı bir şekilde gelişme amacı var adamın. Onlar birbirine. Bunları çözen bir tane utility fonksiyonu var. Goal fonksiyonu dışında. Ekonomicilerin çok uğraştığı bir şeydir şu utility. Tamam mı? Utility fonksiyonu. Ekonomiciler çok uğraşırlar. İşsizliği çok düşürdüğünüz zaman ne oluyor? Biliyor musunuz? Mutlu bir dünya mı oluyor? Olmuyor. İşsizliği çok düşürdüğün zaman ne oluyor? İş olmuyor. İşsizliği düşündüğün zaman iş verenler işsiz adam bulmak için, iş verecek adam bulmak için çok fazla para vermek zorunda kalıyorlar. Tamam mı? O zaman yeni işe bile başlayamıyorlar. Yeni işe başlamadıkları için yeni ürünler ortaya çıkmıyor. Yeni ürünler olmadığı için eski ürünlerden zarar etmeye başlıyorlar ve ekonomi çökmeye başlıyor. İşsizliğin %8, %6, %5 civarında falan olması lazım. Optimal durum o. İyi de işsizliği de birazcık arttırdığın zaman millet homurdanmaya başlıyor. Sosyal olaylar oluyor. Hükümeti devriyorlar. Hükümet devrince ekonomi yine kötü bir gitmeye başlıyor. Bu da yine aynısı. Tamam mı? Utility'lerin hikaye bu. Hiçbir şeyin sonuna kadar herkesin işi var. Herkes çok büyük para kazanıyor. Maalesef ekonomilerde bu çalışmıyor. Birilerinin işsiz olması lazım. Birilerinin iş bulmaya ihtiyacı olması lazım ki bu işte kapitalist ekonomik düzen utility fonksiyonu adam bunu söylemiş. Buraya getirmiş olması lazım. Ki ekonomi kendisini çevirebilsin. Herkes istediğiniz kadar para verdiğiniz zaman Türkiye'deki durum oluyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Herkes yapıyor. Herkesin parası var. İşte bir şey ekonomimizde falan filan gelişiyormuş gibi görünüyor falan ama hala 1960'larda bir üretiyorsak sanırım onu üretiyoruz. Daha iyi miyiz sizce? TNK'den araba yapıyorduk. Şimdi araba da yapıyoruz. Her şey dışarıdan geliyor. Gelişim olarak da yine aynı durumdayız. Ama daha zenginiz nasılsa daha fazla para var. Para her bir şeyi çözmüyor yani. Para olduğu zaman, kaynak olduğu zaman utility fonksiyonlarını iyi ayarlamak lazım. İşsizliği iyi seviyede tutmak lazım. İnsanlar eline geçen parayı iyi ayarlamak. Vergi yine aynı şekilde. Vergiyi çok düşük tuttuğun zaman, iş yerleri daha iyi gelişiyor. Az tuttuğun için daha iyi yatırım yapabiliyorlar. Ama bu sefer de insanlar izinmeye başlıyor. Okul falan filan yapamıyorsun. Yüksek tuttuğun zaman da bu sefer iş yerleri kapanmaya başlıyor vergi şeyleri yüksekliğinden dolayı. Utility fonksiyonları ekonomide değil ya, buradan başlamış. Utility kelimesi de oradan geliyor. Agentlarda da yine aynısı. Trade-off'lar var. Bunlar birbirleriyle çelişiyor, duruma göre değişiyor. Bu utility-based agentlar burada. How happy I will be in such a state. Utility de bunu söylüyor. Hızlı koşarak gitsen BİM'e, tamam mı? Ve onları zamanında getirsen, bunun sonucu ne kadar beni mutlu eder ya da performans beklerini ne kadar mutlu eder. Yavaş gitsen ne yapar? Birbirleriyle çelişen şeyler. Tamam, hem goal var elinde hem de utility var. Tamam, bunların hepsi esasında adamlar burada neler uydurmuş falan filan diyeceksiniz. Uydurma falan filan yok. O ana kadar kurulmuş yapay zeka sistemlerine bakmışlar. Tamam mı? Onlara agent gözüyle bakıp modellemişler. Yapılan şeyler bunlar. Çoğu insanların bu türlü sistemler kurmuş. Bir de bunların sonunda öğrenen agentler var. Öğrenen agent'in 4 tane kısmı var. Şu performance element esasında şu ana kadar gördüğümüz tüm agent performance elementi. Şu ana kadar gördüğümüz tüm agent diye düşünebiliriz performance elementini. Onun yerine, onun yanında learning element var, critic var şurada ve problem generator var. Onların ne olduklarını esasında şurada mı bakalım?
Performans element esasında sensörlerden gelen şeyler var. Şu daha önce gördüklerimizin hepsi sensörlerden bir şey alıyordu. Actuator'la da environment'ı değiştiriyordu değil mi? Bu learning agent'ın içerisinde bir performans standardı var. O dışarıda, bu değiştirilemiyor performans standardı. O değiştirilemiyor. Kritik sensörlerden gelen bilgiye göre, tamam mı? Agent'ın ne kadar iyi bir durumda olmadığını söylüyor. İyi durumdayız, kötü durumdayız, onu söylüyor. Tamam, öğrenecek ya. Eğer iyi durumdaysak, yaptığımız şeyler işe yarıyor ya, devam et diyecek, tamam mı? Eğer kötü durumdaysak, tamam, learning element'e yaptığımız kötüydü, daha önceki action'lar beni iyi bir yere getirmedi. Ona göre sen, diyor learning element, ona göre sen performans element'te şurada değişiklik yap. Öğreniyor, davranışlarını değiştiriyor. Performans element'te o devrençler hakkında buna bilgi veriyor tabii ki. Tamam. Yani bu kritik, şuradan gelen loop sayesinde bunu değiştirebiliyor. Ayrıca kritiğin yaptığı başka bir şey de var. Problem generate ediyor. Şunu yapsak falan gibi deli akıl, deli fikirler bunun aklından geliyor. Tamam mı? Kritik öğrenen sistemlerin özelliklerinden bir tanesi de exploration'dı ya. Acaba şunu yapsam ne olacak? Bugün derste 5 dakika geçsem hoca ne olur, ne yapacak? Bir şey demedi. 10 dakika geçeyim. Bir şey demedi. Derse gelmesem ne olur acaba ya? Öğren sonunda bekleyeyim. Acaba geçebiliyor muyum? Bu adam hiçbir şey demiyor. Derse girmiyorsun, sınava da girmiyorsun. Herkes de A veriyor. Neyi öğreniyor? O adamın dersi alınır mı? Almanı öğreniyor. Tamam, bir şey, hiçbir şey öğrenmeden geçmenin yolunu bulur. Çok güzel. Mükemmel. İşte bu problem generator onu şey yapıyor. Bazılarının problem generator insanlar da daha sıkı çalışıyor, deniyor. Yarmazlan derler ya. Bazıları da pek fazla bununla uğraşmıyor. Doğru bildiğini yapmaya devam ediyor. Çocuklarda problem generator'ı acayip gelişmiş. Niye? Sürekli olarak ne düşünüyor çocuk? Acaba masanın üzerine çıkıp onda kalsam ne olur acaba? O aklına gelir onun. İnsana da pek olmaz o. Problem generator'ı. Benim hiç aklıma ne olacağını biliyorum ben orada çıkıp yapsam onu. Masanın üzerine çıkarken düşeceğim bir defa. Onda kalkmaya kalksam iki defa düşeceğim. O onu sanırım bilmiyor. Ya da bilse bile yanlış mı yaptım acaba? Ben masanın üzerine amuda kalkarken yanlış amuda kalktım. Tamam. Bir ara ben bunu anlatırken ne oluyor? Çok yani insan çok ortam çok değişiyor. Yani. Bunu anlatırken diyordum ki televizyonun üzerine çıkar çocuklar diyordum. Ama kimse de anlamıyor. Geçen sene söyledim, kimse anlamıyor. Ne diyor bu adam? Televizyonun üzerine çıkacak bir şey değil ki. Eskiden televizyonlar böyleydi, genişlikleri. Anladınız mı? Genişlik derken izlediğin yöndeki genişlik değil. Yandan bakıyorum ki genişlik. Tam böyleydi. Televizyonların üzerine de vazo, işte şeyler, saksı, çerçeve falan filan konuları çocukla da o televizyonun üzerine çıkmasını severlerdi. Tamam mı? Televizyona çıktığınız zaman da genellikle televizyonla beraber geri düşerlerdi. Öyle şeyler oldu. Kimle de oynayabilemiyorsun. Hiçbir çocuğun aklına herhalde televizyonun üzerine gördüğü böyle bir şey. Sen büyük televizyon üzerine çıktın. O zaman flat paneller yoktu. Şu anda televizyonun üzerine çıkamazsın. Yok şu anda değil. Gündelemedim, eskiden de demiştim. Senin problem generator'ın sana bunu yaptırdı. Değil mi? Yani çocuklarda bu çok var, onu yapmazsa öğrenemiyor çünkü. Denemesi lazım. İnsanlarda da bu var. Ya gemiye binsek, gidebildiğimiz kadar doğuya doğru, batıya doğru gitsek, bakalım ne olacak? Ya abi ölmez miyiz? Olabilir, o da bir risk ama biz bir gidelim. Yani başka türlü bulunmuyor Amerika falan filan. Denizcilerde, şeylerde falan şu problem genetik kısmı durmuyor, içinden geliyor. Anaokul öğretmeni diyordu ya. Çocuk diyor, çok akıllı diyor, kafası da çalışıyor diyor. Garip garip hareketler yapıyor. Mesela ders sırasında bağırıyormuş, aaa diye. Sizlerden bir tanesi yapmıyor öyle bir şey. Bir oturdum diyor, niye bağırıyorsun, niye böyle bir şey yapıyorsun? Yapmak istediğinden değil diyor, içinde bir şey şu anda bağırman gerekiyor, şu anda bağıracaksın. Bunu yapıyor, istediği bir şey değil bu diyor. Yani şu problem genetik problemi. Derste bağırdığın zaman ne olacak? Bir bağır bakalım ya, tamam, yaptırıyor onu, tamam mı? Onu engelleyemiyor, engelleyebileceği bir şey değil. Yapısından kaynaklanıyor. Ya da daha işte yavru hayvanlarda, kedilerde falan filan da görürsünüz. Bir şeylerle oynar ya, insana sevimli gelir. Onlarda da yine aynısı var. Öğrenmenin bir parçası bu. Genelde bizim kurduğumuz sistemler, yazılım sistemleri pek şununla uğraşmazlar. Input, output, input, output, input, output, öğrenme falan filan yoktur. Öğrenme yapan sistemler hakikaten şey çalışıyorlar. Çok fazla optimal çalışmaz. Zaten